Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Nehirlerin yönünü değiştirmeyi, güneş enerjisinden faydalanmayı ve temel parçacıkları çarpıştırmayı öğrendik. Görünüşe göre insanlar doğayı fethetti. Ancak doğa bize yanıldığımızı kanıtlıyor. Bizden çok daha güçlü. Fırtınalar, seller ve depremler her zaman yıkıcı silahlardır. Belki bir gün onları kontrol edebileceğiz ama şimdilik onların ne kadar yıkıcı olduklarını inceleyelim. Fırtına. Geçmişte bir yıl geri gidelim ve Amerika Kadınlar Golf Şampiyonası'nı ziyaret edelim. O gün rekor seviyelerde bir sıcaklık dalgası Charleston bölgesinde etkili olmuştu. Ancak aniden bu sıcaklık dalgasının yerine şiddetli bir fırtına aldı. Maç durduruldu ve insanlar sığınacak yer aramaya başladı. Neyse ki kimse ağaçların altına sığınmadı. Çünkü bir ağaca yıldırım düştü. Birkaç saniyeliğine her yer parıldadı ve kelimenin tam anlamıyla yıldırım ağacın içinden geçti. Yıldırım yüzünden ağacın gövdesi neredeyse ikiye bölünmüştü ve etrafındaki zemin bile çatlamıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre bomba patlaması gibi bir ses duyulmuştu. İnsanlar turnuva sırasında ağacın herhangi bir kişinin üzerine düşmemesi için ağacı iple bağlamaya çalıştı. Fakat daha sonra ağaç çok hasar gördüğü gerekçesiyle kesildi. Sadece bir yıldırım bu kadar zarar verdiyse bu yaz Kaliforniya için ne kadar rahatsız edici geçtiğini tahmin edebilirsiniz. Eyalette çok büyük bir fırtına çıktı. Bir hafta boyunca kaydedilen yıldırım düşmeleri 560 yangına neden oldular. 72 saatlik bir süre içinde 11.000 yıldırım kaydedildi. Yıldırım. Bir fırtına olduğunda tüm pencereleri kapatır, cihazları fişten çıkarır ve kendimizi güvende hissederiz. Ancak maalesef evinizin duvarları bile tam güvenliği garanti etmiyor. Michigan eyaletinden bu çiftin evlerinin bacasına yıldırım düştü. Dışarıdan sadece küçük bir çatlak şeklinde gözüken hasar içinde çok daha farklı bir boyuttaydı. Bacak paramparça oldu, tuğlalar şarapnel gibi fırladı ve mobilyaları parçaladı. Hatta duvarları deldi. O kadar şiddetliydi ki kopan parçalar fizik kurallarını bile ihlal etti ve yakındaki odalara girdi. Neyse ki evin sakinleri mucizevi bir şekilde kurtuldu. Öte yandan Florida'nın bir ilçesinde oturan bu aile daha onlar kadar şanslı değildi. Bir fırtına sırasında evlerinin çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu ve çatıyı delip geçti. Evin ikinci katı yandı. Bunun dışında bir hasar veya yaralanma olmadı. Yıldırımın sahip olduğu enerjiyi anlamak için Fort Worth'taki bir otoparkta neler olduğuna bakalım. Yıldırım betonu bir kurabiye gibi ufaladı ve yaklaşık 1,5 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde bir delik bıraktı. Buldozerler bile bu kadar yıkım yapamaz. Sel. Gezegenimizdeki suyun varlığı için minnettarız. Çünkü onsuz hayat olmazdı. Öte yandan bazen su kontrol edilemez hale gelir ve yoluna çıkan her şeyi yok eder. Örneğin Amerika'da 4. kategoride olan Floransa kasırgasının sonuçlarını görebilirsiniz. Güneydoğu sahilindeki binlerce ev böyle gözüküyordu. Çeşitli tahminlere göre kasırganın yol açtığı hasar 38 ila 50 milyar dolar arasındaydı. Sıradan bir yağmur bile gerçek bir felakete dönüşebilirken kıyının birkaç tonu ağırlığındaki parçalarını bile yıkıp geçen nehre zaten hiç ev dayanamazdı. Suyu pencere seviyesinde görmek biraz korkutucu olabilir. Bu görüntü Michigan'da çekildi. Birkaç gün durmaksızın yağan şiddetli yağmurlar doğal afete neden oldu. Eatonville ve Sanford barajları kısmen taşarak yerleşim bölgelerinde nehirler oluşturdu. Vesey nehrinin su seviyeleri tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından en çok etkilenen bölge Midland'ı su neredeyse 3 metre boyuna ulaştı. Newport sahilindeki Balboa Yarımadası da bu yıl selden etkilendi. Büyük dalgalar kum setini tahrip etti ve şehre ulaştı. Ancak çoğu insan bu durumlarda bile bir umut ışığı bulabilir. Bir deniz yatağının üzerinde rahatlayabilir ve güneşlenebilirsiniz. Volkan patlaması. Durdurulamayan yıkıcı seller gerçekten korkutucu ama bundan daha da korkunç bir şey var. Hızla akan kırmızı ve sıcak lav nehrine ne dersiniz? Evet, biz de bunun bir hızlandırılmış video olduğunu düşündük. Ancak üzerinde hiçbir oynama yok. Lav gerçekten bu kadar hızlı akıyor. Bu görüntüler Hawaii'de 1983'ten beri düzenli olarak patlayan dünyanın en aktif yanar dağlarından biri olan Kilauea patladıktan sonra çekildi. Bilim adamlarına göre Kilauea 1200 dereceye varan sıcaklıkta lav püskürterek 60 metreden daha fazla bir yüksekliğe ulaştı.
Yerel yetkililer faciada 26 evin yıkıldığını açıkladı. Leylani Estates bölgesinde yanardağın oluşturduğu zemindeki deliklerden erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar ortaya çıktı. Neyse ki insanlar zamanında tahliye edebildi ve kimse yaralanmadı. Deprem. Bilim adamları hala depremlerin doğası hakkında ortak bir görüşe sahip değil. En çok kabul gören teoriye göre bunun nedeni gezegenin içindeki sıcak magmanın yer kabuğunda kırılmalara neden olmasıdır. Bu arada tüm dünyada her gün 70 ila 100 arasında depremin kaydedildiğini biliyor muydunuz? Çoğu yalnızca özel bir ekipmanla kaydedilmektedir ve ciddi sonuçlar doğurmaz. Tıpkı bir yüzme havuzunu jacuzziye çeviren Arizona'daki bu deprem gibi. Ancak en güçlü titreşim bazen feci hasara neden olur. Bu görüntüler Big Lake'in 15 kilometre güneybatısındaki 7 büyüklüğündeki bir depremin meydana geldiği Alaska'da çekildi. Merkez üssü 31 kilometre derinliğindeydi ancak bu asfaltın bir yumurta kabuğu gibi çatlamasının önüne geçemedi. Bu video Meksika'da güçlü titreşimlerin beton binaları oyuncak gibi salladığının kanıtı oldu. Deprem Alaska eyaletinde kültürel miras sayılan 55 yapıya zarar verdi. Bu görüntüleri çeken kişi deprem sırasında alışveriş yapıyordu. Ama bu sallantıyı panik yapmadan nasıl kaydedebilirdi ki? Alev hortumu. Siz de bazen doğanın bizden pek hoşlanmadığı hissine kapılmıyor musunuz? Sanki kasırgalar yetmiyormuş gibi doğa gibi alev hortumları yaratmaya karar vermiş. Ateşten yükselen sıcak hava ile soğuk hava akımları birleştiğinde alev hortumu oluşur ve dönen bir hava akımı yaratır. Neyse ki bu olay çok sık meydana gelmez ve meydana geldiğinde de genellikle sadece birkaç dakika sürer. Bu nedenle nadiren kaydedilebilmektedir. Yine de kaydedilen birkaç videoya bir göz atalım. Örneğin 914 metre yüksekliğindeki alev kasırgasına tanıklık edin. Bu görüntüler Batı Avustralya'da Parklar ve Yaban Hayatı Bakanlığı tarafından çekilmiş. Etkileyici değil mi? Gerçek bir kasırga kadar zarar verebilecek bu alev hortumlarını küçümsemeyin. Közleri etrafa saçıp diğer binaları ateşe verebiliyorlar. Dahası gerçekten etkileyici olabilirler. Ağustos 2018'de Kaliforniya'da bir yangın yaklaşık 304 metre çapında 12 kilometreden fazla yüksekliğe sahip ve saatte yaklaşık 260 kilometre hızla giden bir alev hortumuna neden oldu. Dolu. İlk bakışta bu havalı oyunu doğanın yıkıcı güçleri listesinde görmek biraz tuhaf gelebilir. Ancak size bir dolu fırtınasının çok tehlikeli olabileceğini göstereceğiz. Ağaçları parçalayan bu buz parçaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Calgary'de bu videoyu çeken kişiler neredeyse kendilerine zarar verecek olan ve aynı zamanda çoğu pencerenin de kırıldığı bu dolu fırtınasında bir sığınak bulmayı umuyor. Bu video ise Colorado'da çekildi. Bir kız dolu park yerindeki kırmızı arabasını mahvederken çaresizce izliyor. Avustralya'da ise bir kişiyi kolayca öldürebilecek portakal büyüklüğünde dolu gökyüzünden düşüyor. Güney Afrika'daki Pietermaritzburg'da meydana gelen bu dolu fırtınası sizi şaşırtmış olabilir. Afrika'da bu çok nadiren olur ve yerliler tehlikeli olmasına rağmen buzlu su birikintilerinde oynamak için aceleyle dışarı çıktılar. Bu tür dolularla karşılaşırsanız bir arabaya sığınmayın. Sadece çabucak bitmesi için dua edin. Rüzgar. Sıradaki madde rüzgar. Doğanın gücü söz konusu olduğunda rüzgardan bahsetmek olmaz. Kötü haber şu ki bazen hiçbir belirti göstermeden bir anda ortaya çıkabiliyor. Fairfield'daki bir parkta kaydedilen bu görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Görgü tanıkları önce aniden gelen soğuk bir hava dalgası hissettiler. Sonra kaykay aniden havalanmaya başladı. Ardından bir binanın çatısı havada yükseldi. Neyse ki orada bulunanlar sığınacak bir yer bulmayı başarmıştı. Bu adam bulmuş gibi gözükmüyor ama zaten pek de umurunda değil gibi. Bu insanlar açık, kurak ve sıcak bir günde ortaya çıkan bu fırtınanın ortasında kaldılar. Ama tıpkı Dallas'ta bir konutun inşaatında vinci deviren kasırga gibi tüm gücünü göstermekten çekinmiyor. Ulusal Hava Durumu Merkezi hızı saatte 112 kilometreye kadar çıkan bir rüzgar kaydetti. Ama muhtemelen rüzgar üst katlarda daha da güçlüydü. Neyse ki çoğu daire boştu. Ancak bazı kiracılar yaralandı. Rüzgar büyük bir vinci devirmeyebilir. Ancak en azından bu videodaki gibi bir arabayı yuvarlamaya çalışacaktır. Kötü havalarda yavaş sürmeye dikkat edin. Devrilen ağaçlar. Gördüğünüz gibi sadece insanlar doğanın zorluklarına katlanmıyorlar. Ağaçlar da yaşamları için savaşmak zorundalar.
kasırga bu ağacı dev toprak katmanıyla birlikte sökmeye çalışıyor. O kadar güçlü ki yer kabuğunu resmen bir halı gibi kaldırıyor. Ancak bu kadar büyük bir güce direnmek mümkün değildir. Bu ağaç son ana kadar köklerine tutunmuştu ama rüzgar onu kocaman bir toprak parçasıyla uçurdu. Bunlara şahit olduğumuza göre Utah'taki ağaçların hiç şansı olmadığını da rahatça söyleyebiliriz. Güçlü kasırgalar onları kibrit çöpleri gibi dağıttı. Tonlarca ağırlık taşıyan kamyonlar bile yana doğru düşerken ağaçlar nasıl dayanabilirdi ki?